LGS'ye son 135 gün hayallerimize kavuşmamıza, istediğimiz listelere girmemize tam 135 gün kaldı. Zaman su gibi geçiyor ama hiç endişelenmiyoruz. Günün yorumunda F4KO yani muhtemelen FIKO 146 beğeni alan bir yorum atmış. Bakalım ne demiş. LGS 130 küsür gün kala deneme netlerimiz hedefimizin yüzde kaç olmalı? Yani denemelerde biliyorsunuz 90 soru soruyorlar size. 50 sözel, 40 sayısal toplam 90 soru var. Şu anda kaç net yapmalıyız diye sormu, sormuş. Artı bir. Denemelerden aldığımız puan ile hedefimiz arasındaki fark ne olmalı demiş. Şimdi puana bakmıyoruz. Zaten puanlar artar azalır önemli değil. Bizim için önemli olan şey netlerimiz. Birincisi çok önemli. Eğer dershanelerde veyahut da girdiğiniz denemelerde KTT tarzı yani işlediğiniz konulara kadar olan denemelerden çözüyorsanız netleriniz farklı olmalı. Eğer gerçek LGS tarzı yani tüm konuların içinde olduğu denemelerden çözüyorsanız durumlar farklı oluyor. Birincisi çok önemli. Eğer şu ana kadar işlediğiniz konulardan deneme çözüyorsanız yani matematikte sadece birinci dönem konularının olduğu bir deneme çözüyorsanız bu durumda matematik netleriniz en az 13 tane olmalı. Eğer yüksek hedefleriniz varsa. Bu 10 ile 13 arası diyebiliriz. de 14-15 arasında olmalı. Yani fende birinci dönem konularını işlediniz. Konuları bitirdikten sonra tüm konuları bitirmenizden bahsetmiyorum. Sadece kat KTT tarzı denemelerden bahsediyorum. 14-15 denetleri görüyor olmalı. Sözelde de fullere yakın olmalı. Yani Türkçe'de 18-19, inkılap tarihinde 8-9-10, İngilizce dinde yani işlediğiniz konulara kadar kısımlardan bu derslerde, sözel derslerde çok iyi yapmanız lazım. Sona yaklaşmış olmanız lazım. Eğer KTT değil de gerçek LGS çözüyorsanız yani tüm konuların olduğu denemeler çözüyorsanız bu durumda da 90 soruda 45 netleri yapıyor olmanız lazım. Neden? Çünkü daha konuların yarısını bitirdiniz. Birinci dönem konuları bitirdiniz. Daha ikinci dönem konuları var. Ve şu anda daha yeni başladığımız için gittikçe soru çözdükçe... ...yeni yeni hatalar yapıp yeni yeni doğruları öğrendikçe... ...bu kar kartop gibi, topu gibi büyüyecek ve bizi gerçekten çok iyi bir konuma getirecek. Özetle arkadaşımın sorusu şu. Netlerimiz tüm denemelerden çözüyorsak... ...tüm soruların olduğu, tüm konuların olduğu denemelerden çözüyorsak... ...45'lerde olmalı. Eğer sadece KTT, ise, KTT tarzıysa da bu sefer... 60'larda veya daha fazlasında olmalı, 70'lerde olmalı diyoruz. Gelelim günün sözüne. Yeterince sevginiz varsa, evet var sevgimiz. Dünyadaki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz iyi güzel söz gerçekten Emmet Fox'u tebrik ediyoruz. Gerçekten bir şey sevmekle başlıyor. Mesela insan eğer iyi bir lisede okumak istiyorsa çalışmak istiyor ve çalışmayı da seviyor. Mesela bazı öğrenciler niye matematik dersini seviyor bazıları sevmiyor? Çünkü matematiği yapabiliyor. Yapabildiği için de seviyor ama yapamadığını görürse de vazgeçip ben bu dersi sevmiyorum diyor. O zaman biz birazcık çalışıp gayret gösterirsek hedefimize ulaşacağımızı görürüz, hissederiz ve çalışmaya devam ederiz. Ve böylece de bu hazırlık sürecini sevmiş oluruz. Bakın bu sözümü unutmayın. LGS'den sonraki sene yani 9. sınıfta okurken diyeceksiniz ki en güzel senem LGS senesiymiş diyeceksiniz. Çünkü çalışmıştım ve kazanmıştım ve çalıştığımın karşılığını alabilmiştim. Şimdi ise böyle yazılıydı, mazılıydı, fizikli, kimyaydı daha sıkıcı diyeceksiniz. Bunu unutmayın. Günlük kitabına baktığımızda ise Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar kitabını görüyoruz. 100 temel eser arasında çok değerli bir eser. Milli Edebiyat döneminde yazılmış güzel bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Günün okuluna baktığımızda Denizli Erbakır Fen Lisesi, Denizli Fen Lisesi gerçekten dilimi yüksek. Niye? E çünkü YKS başarısına baktığımızda yani geçen seneki üniversite sınavı başarısına baktığımızda tıplar, mühendisler havada uçuyor yani. 35 tıp, 31 mühendis, diş hekimliği, eczacılık gerçekten sayısalda üniversite sınavlarına başarılı olmak isteyen bir öğrencinin kazanması gereken bir fen lisesi diyoruz. Tebrik ediyoruz onları da. Günün geyiğine baktığımızda yine her zaman gibi geyik tongucu görüyoruz. 2 dakika ders çalışırım. Şu an çok konsantreyim. Beynim hokus pokus her şeyi unut dikkatin dağılsın diye bir espri yapmış. Gerçekten de ders çalışırken dikkatimizi dağıtacak şeyler yanımızdaysa zaten beyin de ona odaklanıyor. Bak telefonun orada bak çağrı geldi. Bak aa dizin başlıyor bak gürültü geliyor bak üst komşunun sesi geliyor diye hemen dikkatin dağılmaya çalışıyor. O yüzden biz hiçbir şekilde bunlara izin vermeyeceğiz. Diyeceğiz ki burada patron benim ben bu bir saati çalışarak geçireceğim bu 50 dakikayı çalışarak geçireceğim. Lütfen telefoncum seni dışarı alabilir miyim? Lütfen gürültücüğüm dikkatimi dağıtan televizyoncum seni de dışarı alabilir miyim diyeceğiz. Ve süper bir şekilde konsantre olacağız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Az kaldı ama gerçekten hala yeterli süre var kazanacağız.